Uzun zamandır görünmüyordu. Tamam. Sezen Aksu'yu bir görelim. Nerede göreceğiz? Müjdar ve Mehtap Ar'ın oğlu Söz'ün düğünü. İkisinin birden nasıl oğlu olabilir diyeceksin. Evet. Söyleyeceğim şimdi birazdan. Görelim bakalım önce. Evet, işte görüntüler, geceden görüntüler bu. Sezen Aksu orada, Zerrin Özer orada, Türkan Şoray, Şükran Ovalı gibi pek çok sanat camiasının ünlü ismi orada. Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, işte onun önceki gün düğünü. Mehtap Ar ve Müjde Ar. Fotoğrafları da vardı arkadaşlar şeyin. Onları şimdi da görelim bakalım. Anladım. Mehtap Ar'la Müjde Ar'ın nasıl ortak oğlu olduğunu anladım. Çünkü evlatlık edindi. Müjde Ar'ın oğlu yok. Mehtap Ar'ın oğlu. Mehtap Ar 62 yaşında. Müjde Ar 64 yaşında. Yani, ve yıllar önce evet. Kendi oğlu olmadığı için kız kardeşinin oğlunu kendi evlatlığı gibi aldı. Ha. Beraber büyüttüler zaten. İkisinin oğlu diye geçiyor hep yani. Hem Mehtap Ar'ın hem Müjde Ar'ın oğlu diye. Tabii Mehtap Ar'ın teyzesi oluyor yani. Niye? Teyze. Ama hep kendisi de oğlum dediği için. Yıllardır hep öyle. Oğlum da dersin de yani resmi bir şekilde evlatlık niye verirsin kardeşine çocuğuna? Resmi bir şekilde öyle değil şey herhalde. Değil resmi herhalde. Şekilde değildir yani. Ha. Ama onlar kendi böyle anlatıyor. Ne güzel evet. Bir şey. Mirasından yararlansın diye hep bunu şey yapmış. Görüyor musun annene teyzeler var. Annen de çözdün mü şeyleri? Yok hayatım onunla da çözülmez. Yani onunla da benim çok şanssızım bu konuda ben. Neyse bir şey söyleyeceğim. Sezen Aksu ile Müjde Ar tabii çok uzun senelerdir arkadaşlar. Çok, evet. Dostlukları çok farklı. Çok. O yüzden de birbirlerinin hani bak bu kadınlar güzel kadınlar hepsi. Başarılı kadınlar. Var mı fotoğraflar arkadaşlar? Şimdi hepsinin yanında hayat arkadaşı olsun görmek isterdik değil mi? Bak baksana. Var Müjde Ar'ın Ercan Karakaş var. Ha öyle mi? Ercan Karakaş da yıllardır beraberler. Ha öyle mi? Ben tabii sanki ki. Yalnızmış gibi geldim. Hayır. Sezen i̇şte Aksu Müjde Ar bak düğünden fotoğraf. Gayet Fahriye de. Fahriye abla ya. Gayet de iyi görünüyor vallahi Müjde'm. Bayılıyorum Müjde'ye. Sana bir şey söyleyeyim. Bir ve ama şundan gelmez. Dolayı kızıyorum sinemayı şeyi bıraktım dedi. Kesinlikle kabul etmiyorum yani. Biz Müjde Ar sevenler olarak böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Hayatım doğru düz proje gelmiyor. Bunlara şimdi anne rolü, anneanne rolü gelince niye kabul etsinler? Kadınlar başrol oynamışlar, hep jöndam olmuşlar. Evet. Şimdi ben niye gidip birisinin annesini oynayacağım bu saatten sonra? Yine onun üzerine falan olsa. Ya ben onların şu yaşlardaki haline göre bir proje yap. Hanedan falan vardı ben çocukken. Evet. Yani böyle i̇şte bu tip şeyler bu da falan olsa. Türkan Şoray, ortada Sezen Aksu ve sağ taraftaki de Mehtap Ar. Bu dizi yapımcılarında hiç iş yok. Rahim ağzı kanseri ameliyatı geçirdi. Tekrar nüksetti. İkinci operasyonu geçirdi. Mehtap Ar. O yüzden saçında kemoterapi görüyor ve bir sarı bir perukla şeyde. Canım benim çok evet, çok iyi insandı Mehtap Ar. Çok yani evet. Çok kalbi bambaşka bir kadın. İşte ben zaten evet. Kalbi bambaşka kadınların muhakkak hayatında başına bir şeyler geliyor. Nazar boncu olsun. Artık evet. Atlatabiliyor teknoloji her şey. Müjde Ar'da Masum filminde oynayacaktı bu yaz. Sırf Mehtap Ar'ın yanında olabilmek için, onunla ilgilenebilmek için Mucize Aşk 2'de. Sezen Aksu'yu da her gördüğümde kim geliyor aklıma biliyor musun? Kim? Hani en son çok büyük aşk yaşadı. İstanbul olalı hiç böyle görmedi keder falan şarkısını i̇şte yazdı. İşte Mehtap Ar. Yazdı. Kim? Sezen Aksu'nun kimdi ya? Önder Fırat ya. Önder Fırat'a çok aşık oldu. Keşke ayrılmasalardı Önder Fırat'la onlar. Keşke ayrılmasalardı evet. Onlarınki. Ondan sonra Sezen Aksu hayatına böyle büyük bir aşk bir daha girmedi işte. Bence küstü. Küstürdü Önder olabilir. Fırat. Olabilir. Peki. Güzel tebrik ediyoruz ve Söz Ar ve Mehtap Ar'a, Müjde Ar'a mutluluklar, sağlıklar, keyifler diliyoruz.